Bir şey olduğunda farkına varmak çok önemli. Tedavisini her zaman halledebiliriz. Sabah kalktığımızda dinlenmiş kalkıyoruz, değil mi? Dinlenmiş kalktığımızda hangisinde artıyordu ağrı? İltihaplı. İltihaplı da artıyordu. O zaman hemen... Hangisinde? İltihaplıda. İltihaplıda artar. Hatta bunun süresi bile önem taşır bizim için. Uyutmayınca sabahleyin halsizlik ve yorgunluk hangisinde olur? Yine o zaman iltihaplıda olur. İltihaplıda görülür, iltihapsızda görülmez. Bravo. Bütün vücudu tutan bir problemdir diye anlatmıştım size. İltihap bütün vücutta olduğu için kendinizi halsiz hissedersiniz, yorgun hissedersiniz, keyfiniz olmaz, bir bitkinlik olur devamlı. Mekanik problemlerde yani kireçlenme falan gibi şeylerde böyle sorunlar olmaz. Kilo kaybı. Hangisinde yaşanır? İltihaplı romatizmada mı yaşanır, iltihapsız mı? O da iltihaplı da olması lazım. Aynen, demin söylediğim kilo gibi. Kilo kaybı. Evet. Halsizliğin, yorgunluğun ateş olduğu yerde kilo kaybı da olabilir. Bazı insanlar size böyle 6 ayda, 1 senede 7-8 kilo verdim diye gelir. Yine iltihaplı romatizmaya sizi yönlendiren bir olaydır. Dinlenince ağrı iltihaplı romatizmada artar. Halsizlik ve yorgunlukta iltihaplı romatizmada halsizlik ve yorgunluk görülür. Kilo kaybı iltihaplı romatizmada yaşanır, iltihapsız romatizmada yaşanmaz. Ateş iltihaplı romatizmada çıkar mı? Evet, iltihaplı romatizmada her çıkar. Her hastada değil ama çıkabilir. Yani insanlar gerçekten 38-38,5 bazen daha yüksek ateşlerle size başvurabilirler. O da iltihaplı romatizma spektrumunun içinde. Yani ateş eğer iltihaplıysa görülür, iltihapsız romatizmaysa görülmez. Peki. Eklem dışı organları etkiler mi? Yani eklemimiz dışındaki, başka program başında bunu söylemiştik. Vücudun her yerini, diğer yerlerini hangisi tutar? İltihaplı romatizma. İltihaplı değil mi? Her şeyin başı bu iltihaplı evet, romatizma zaten. Bu bayağı beter bir durum ne yazık ki. Bu eklem dışı bulgular üzerinde isterseniz ben biraz... Tabii. Çünkü lütfen. İnsanın hiç aklına gelmez. Bakın nelerle karşılaşırsınız. Mesela lupus dediğimiz genç bayanlarda görülen bir hastalıkta saç dökülür. Hiç aklınıza gelmez. Hı. Yani bayağı kelliğe yakın bir saç dökülmesiyle karşılaşırsın. Ne alaka diye soracaksınız. Bu ne kadar sürede olur? Kısa sürede olur. Yani romatizmal bulgular başladığı anda birdenbire saçınız da dökülmeye başlar. Cilt mesela iyi bir cilt doktoruyla mutlaka biz beraber çalışırız. Çünkü envai çeşit deri döküntüsünü bizim iltihaplı romatizmaların seyrinde görebilirsiniz. Yüzünüzde kızarıklıklar olur. Ciddi güneş alerjileriniz olur. Mesela bildiğimiz çok yaygın sedef hastalığı bazen romatizma hastalıklarla beraber olur. Mutlaka cildiye açısından hastayı değerlendirmeniz gerekir. Göz. Hiç aklınıza romatizma hastalıkta göz problemi olabileceği gelir mi? Olur. Evet, göze de vurur mu? Göz romatizması. Veit dediğimiz göz problemleri olur. Mesela birdenbire ışık sizi rahatsız etmeye başlar. Koştura koştura göz doktoruna gidersiniz. Bakarlar gözünüzün içine. Üveit derler, iltihap derler. Hayatımızın yarısı üveitli hastalığa romatizma var mı yok mu sorusuna cevap vermekle geçer. Hmm. Çok önemli problemlerden biridir. Gözde iltihap. Yani cildimizi, gözümüzü, saçımızı, her tarafımızı tutabilir. Bütün organları sayıyorum. Mesela akciğer sorunlarınız olabilir. Nefes darlığı. Nefes darlığının romatizmayla ne alakası var? Ne alakası var gerçekten? Çok alakası var. İltihaplı romatizmalarda akciğer zarlarında sıvı toplanabilir. Evet. Akciğerde problemler olabilir. Kalp zarında sıvı toplanabilir. Yani akciğer bulgusunu, kalp bulgusunu bizim romatizmayla ne alakası var diye sormayın. Çok birebir bizi ilgilendirir. Eklem bulguları dışındaki bu diğer organlardaki problem ve hasar aslında ömrü belirleyen, gidişatı belirleyen çok önemli şeyler. Mesela böbrek. Böbrek ağrısı yapmaz bizim romatizmalar ama bazen böbrek dokusunda ciddi iltihap yapar. Diyalize kadar yani çok ciddi böbrek sorunlarına kadar gidebilir eğer zamanında farkına varılmazsa. Şimdi bazı hastalıklar var. Bunları artık size sormayacağım. Çünkü bunları yapıştırıyorum. İltihaplı romatizma tiplerinde romatoid artrit, biraz önce İzzet Hoca'nın söylediği ankilozan spondilit. Yani tekrarlar mısınız lütfen? En sık görülenleri söyleyeyim. Evet. Biri romatoid artrit ki iki tane romatoid artritli hasta gördük. Özellikle el eklemlerini tuttuğunu anlattım size. Bel ağrısı şu genç erkeklerde söylediğim Ahmet Mete Işıkara ve şeye atfettiğimiz Sunapekuysa'ya atfettiğimiz ankilozan spondilit yine ikinci sıklıkta görülen olay. Üçüncü sıklıkta da daha genç insanlarda bu saç dökülmesiyle görülen lupus dediğimiz hastalık. Daha birçoğu var yani saatlerce konuşabiliriz. Bilmeniz gereken burada en sık görülenlerin gerçekten bu üçü olduğu. Fakat daha da önemlisi sadece eklemlerle bu işin sınırlı olmadığı, her türlü organ tutulumuyla karşınıza gelebilecek bizim sistemik dediğimiz dahili problemlerle gidebildiği.